Senin sonunu onlar getirecekler. İşleri bitince vurup öldürecekler seni. Cenazene bile sahip çıkmayacaklar. Senin onlar için hiçbir kıymetin yok. Ne bağırıyorsun? Tanıklık etmek istiyorum. Mahkemede Dila'ya tanıklık etmek istiyorum. Eğer bir savunman veya bir diyeceğin yoksa kararı açıklıyorum. Sizin bir diyeceğiniz var mı? Yok efendim. Sanığın üzerine atılı suçu işlemediğine dair herhangi bir şahit ve delili olmadığından suçu sabit görülmüş olup iddia makamının talebi doğrultusunda Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına Yüce Türk Milleti adına karar verilmiştir. Zulmetmişim ki başıma gelmeyen kalmadı. Sen bana yardım et ya Rabbi. Ateş! Ne yapacaktın lan bunlar? Demek lan hepsini. Sana katacak elimizden. Abi kalk gidelim. Bak bir yandan askerler, bir yandan teröristler. Arada kaldık. Yetişecekler bize abi. Şuman komutan, Allah aşkına kendine gel. Ya pisini öleceğiz burada. Kimdir benim oğlum? Babam kimdir? Nerededirler? Değerli, nerededirler? Kaçalım buradan Şuman abi. Kaç! Hadi! Aşağıya git, arkalarından dolan çabuk. Bittin sen şu an. Hadi oğlum gebert ikisini de. Baran! Baran dikkat et! Koş Baran! Hadi! Gel buraya! Nasıl kaçırdın herhalde lan? Vallahi ben yapmadım. Nasıl kaçırdın? Vallahi ben yapmadım. Komutanım korktum.
Çabuk. Hadi. Çabuk. Bu taraftan geliyor. Koşun. Hadi. Aşağıdan gidin. Hadi yürüyün. Yaralı var. Birer yaralandı. Sizin durumunuz nedir? Vukuat yok. Yola çıktık, geliyoruz. Anlaşıldı. Karşılayın bizi. Hozanlı mevkiine doğru gidiyoruz. Oradaki cesetleri de alın. Anlaşıldı. Komutanım, izlerini kaybettik. Ya Şivan'la Baran? Maalesef. Baran, çabuk. Nasıl iş bele? Karın işin içinde babam bildiğim adam. Bacım bildiğim kızı elece bıraktım. Ula bugüne kadar onları ailem bildim. Babam için dağlara çıktım. Ömrümü verdim. Lakin öğreniyorum ki babam diye bildiğim adam meğer babam değilmiş. Bu örgüt mahvetti bizi abi. Sadece senle beni mi? Daha ne canlar hakkıydı? Ne ocaklar yıktı ağabey. Ne oldu? Baran. Baran yak çakmağı yak. Vah. Baran. Vah vah. Şu tarafa da bak ula. Bak bak bak. Tut tut. Ben biliyorum bu kızları ağabey. Bunlar benim eski kamptaydılar. Oraya ne yazıyor? Yukarı tut. Katilimiz örgüttür. Vay şerefsizler. Vay hainoğlu hainler. İstediklerini etmeyince ya da canları sıkılınca öyle çok komutan var ki kızları boğardı. Diri diri gömerdi. Bu zavallı kızlar da öyle bir işin kurban oldular Baran. Örgütün keyfine kurban gittiler yani. Eğer Gulem'e yetişemezsem onlar da bu kızlar gibi Rasim Ağa'nın keyfine kurban gidecek. Ben biliyem Gule'yi. Remzi'ye yar olacağına kendini asar. Ben gideceğim abi. Gideceğim, Gule'yi alacağım. Rasim adam, biraz alacağım var. Al geldin. Hiç telaş etme yiğidim. Hiç telaş etme. Kule bu zavallı kızlar gibi eder olmayacak Baran. Sevdiğinin yanında olacak. Ev bark sahibi olacak. Ben de geleceğim seninle. Kule'yi alacağız. Bu arada benim de Rasim aile küçük bir hesabım vardır. Onu görürüz. Hadi gidiyik. Yürü.
Dile. Tarık. Dile. Tarık. Tarık bırakma beni. Oraya dönmek istemiyorum artık. Oğlumuzu çok özledim. Dile ne olur kendine gel. Bırakma kendini Dile. Bu da geçecek Dile. Ne olur kendine gel. Allah bize mutlak bir kapı açacak Dile. Şu an için dua etmekten başka çaremiz yok. Ne olur topla kendini. İfade vermek isteyen bir tanık varmış efendim. Tamam, bir dakika. İfade vermek isteyen bir tanık varmış. Haklısın Tarık. Allah zulmetmez. Vardır bunun da bir hikmeti. Ne oluyor? Tanığı içeri alın. Hakim Bey, bu kadın masumdur. Her şeyi anlatacağım. Ne olur bir fırsat verin. Peki anlat bakalım. Onu ben öldürdüm. Lori, lori, lori. Mahkumu sabaha karşı yatağından alıp bu tuvaletlerde şişledim. Sonra da birini gönderdim Dila'yı uyandırması için. Dila çok iyi biridir Hakim Bey. Herkes bilir. Zaten ne geldiyse başına bundan geldi. Örgütün isteğiyle onu tuzağa düşürdük. Lori, lori, ne olursa olsun yardıma koşacağını bildiğim için. Tamı, o tamamen iyi niyetli kurban olmuştur. Tamamen masumdur. Hakim amca seni bırakmak için niye bu kadar bekledi anne? Artık İbrahim annesini babasını üzmesin diye. Üzmem. Üzmez o annesini bir tanem ay, benim. Dila. Ay. Dila geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Sağ ol Kezban. Çok sağ ol. Vallahi ne kadar sevdiğin yemek varsa hepsini hazır etmişim. Sağ ol Kezban. Allah razı olsun senden. Tarık'a da, İbrahim'e de çok iyi bakmışsın. Anne sana hediye aldım. Getireyim mi? Getir bakalım. Yok İbo dur. Yok kurban oldum. Sen taşıyamazsın kırarsın valla. Dur ben getireyim. Hadi İbrahim, sen geç. Gel. Kezban ablan getirsin. Tamam hemen getiriyorum. Sen benim yanımdan ayrılma olur mu? Anne sana çok güzel bir hediye aldım. Bak ha. Bak gördün mü anası? Oh. Koskoca çiçek. İbo nasıl taşıdın bunu ya? Valla dışarıda öyle değil. Sen mi aldın bunları annene? Ben şunları bir kenara koyayım da kırılmasın şimdi. Koy. Kezban. Kezban. Ay bilmeden oldu. Vallahi bilmeden oldu. Bırak Kezban. Tamam bırak Kezban. Tamam bir şey olmaz Tarık. Gel. İbo. Vallahi görmedim. Uy. Bir şey olmaz Kezban. Oğlum bana yine çiçek alır. Değil mi oğlum? Evet. Alırım ama bu defa ben taşıyacağım. Kezban abla taşımasın. Tamam. Durun ben bakarım. Ya hele ben şunları bir toplayayım. Ay, hay Allah. Tarık abi. Abdullah.
Önce gözün aydın olsun. Sağ ol. Dilek Hanım gelmiştir. Bilirim sırası değil ama. Ne oldu Ado, söyle. Yusuf komutandan haber geldi. Şiva'nın babası ve kardeşi ölü olarak bulunmuş. Ne? Ne diyorsun sen Ado? Şivan da oradaymış ama kaçmış. İzini bulamamışlar. Ne? Şivan'ın babasıyla kardeşi mi? He. Neyse. Cenazeleriyle ilgilenelim Ado. Baş üstüne. Başka bir akrabaları yok bildiğim kadarıyla. Dila, ben de Rasim Ağa'nın yeğeni evleniyorum. Şuraya gideceğim. İstersen gel birlikte gidelim. Senin için değişiklik olur. Yok Tarık, sen git. Ben İbrahim'le vakit geçirmek istiyorum. Ne oluyor? Niye koşa gitmiyoruz? Nereye götürüyorsunuz beni? Kes sesini, bırak. Yürü hadi. Bırakın beni, bırak. Nereye götürüyorsunuz? Yürü, bırak. Kesin, yürü, bırak. Neredesin oğlum? Gelin edecekler Güley'i. Hey gidi Halime hey. Senin gelini everirler. Sen de böyle otur burada. Dünya alem bilir. Ulan baranı seviyor. Olacak iş midir bu? Anan daha ölmemiştir Baran'ım. Güley'i onlara bırakmayacağım. Vallahi düğünü koymuşlar Şivan. Ya Güley'i Remzi'ye yar edecekler. Merak etme Baran. Sen Güley'ine kavuşacaksın. Ben de kafamdaki soruların cevaplarına. Babamla Rasim arasında ne ilişki olduğunu bulabilirsem belki de gerçek ailemin nerede olduğunu öğrenirim. İyi de nasıl edeceğiz? Ya nasıl kaçıracağız bunca insanın içinden? Eskiden bir sürü düğün basıp sevenler ayırdım. Ama şimdi tam tersini edeceğiz. Düğünü basacağız. Lakin bu defa sevenleri kavuşturacağız. Belki günahlarıma kefaret olur ha. Düğünü basacağız. Ne ola? Eşkıyalığı kolay mı sandın? De hadi tez hazırlan. Sevdiğini başkasına kaptırmak istemsen çabuk edelim. Haydi gidik. Yürü. Orada kalmış hadi. Onu da iyi karıştır. Şöyle şöyle getir. Ha? Yenge. Daha hazır değil mi? Hadi tez getir Güley'i. Hadi yenge. Thank you.
Allah belanı verecek Rasim Ağa. Bu defa kurtuluşun yoktur. Ne oluyor lan? Kalk hele. Hadi kalk. Yürü. Yoksan vururum seni. Yürü. Ule nerededir ha? Yürü dedim. Ne çeviriyor bunlar? Yoksa temizleyecekler de beni. İçeride mi? Evet efendim, içeride. Kimse girmesin. Hiç kimse, anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Önder beni bir peçete gibi kullanıp attı. Ben onu tanrı olarak gördüm yıllarca. Ama o aşağılık bir erkek gibi zevklerini tatmin edip sıkılınca bir kenara attı beni. Elbette bunun bedeli olacaktı. Sizler gerçekten komiksiniz. Nasıl bu kadar kolay gaza geliyorsunuz? Olmayacak adamları hem yüceltiyorsunuz hem de kutsalınız yapıyorsunuz. Anlamadın mı hiç? Adam azgının teki. Senin gibiler kapısına sürttükçe bu hikaye hiç bitmez. Ben kimsenin oyuncağı değil. Hele sizin hiç değil. Eğer bana zarar verirseniz hesabını sorarım. Demek bizden intikam almak için Dila'ya şahitlik ettin ha? Bakalım efendi. Bu hatanı geçirdiğin cinnete verdik. Ben de ağırlığımı koyup örgütün seni affetmesini sağlayacağım. Ama unutma, bir kenara da yazdık. Gelelim bundan sonrasına. Eğer bir daha en ufak bir hata yaparsan... sadece senin değil, ailenin de başını yakarım ona göre. Onlara dokunma. Her şey sana bağlı. Son kez söylüyorum. İkinci bir yanlışta öldürdüklerinin yanına gidersin. Şimdi git paşa paşa işini yap. Kime ve niye çalıştığını da unutma. Hadi yürü yürü yürü. Yürü. Yeter daha dolandırdın. Koskoca ağa seni bekleyecek. Gel şunu hadi. Ben giymem bunu. Get kim isterse ona giydir. Ever Revzi'yle. Anam besli. Bu kızın da nazı böyle oldu işte. Gelinliği beğenmiyor. Nesini beğenmedin kızım bunun? Rasim Ağa'nın kızı gelmeyecek mi? Yok, gelmeyecek herhal. Yaban memlekettedir. Nasıl gelsin? Koskoca evin tek okumuşu. Babası Cengiz'i bile okutmadı, onu okuttu. Ne edelim, gelmesin. Neyse Gülsüm, sen kızı hazır et. Daha gelinliği bilem giymemiş. Remzi aşağıda kudurur. Gel şunu hadi, gel şunu. Bule! Bule neredesin kızım, çık! Halime Ana! Bule! Gel. Halime Ana! Çık dışarı Güle! Halime Ana! Dellendiysen elime, ne edersin? Sen karışma Gülsüm. Utanmadın, kızını ağaya sattın. Sen nasıl anasın de hele. Güle, hadi kızım. Hadi. Elime, ben sana kurban. Etme, sen zaten bunlarla baş edemezsin. Seni mahvedeceğim Elime. Sen dur hele. Konuşma Rasim Ağa. Şart olsun vururum seni. Yetiş, kuleye kaçırıyorlar. Koşun, koşun. Kaç Güle. Hadi kızım. Ardına bakma. Bu adam can verince herkes seni unutur. Git, kendini kurtar. Baran'ıma ulaş. Halime Ana. Durma Güle, tez et. Koş.
Daha bitti zulmün. Varsa imanın, hadi şehadet getir. Vuracağım seni. Halime Ana. Geldi. Gel hadi. Sağ ol Avcin. Dile ablayı kurtardın. Allah razı olsun senden. Dalın hadi be. Şahitlik ettikse bir hesabımız var herhalde. Size ne? Asıl siz üzülün bakalım Dila, siz ne yapacaksınız? Allah Allah ya. Sana yaptıklarım için çok özür dilerim. Sen büyüklük yaptın, beni utandırdın. Bunlar beni öldürür. Çok sürmez temizlerler beni. Ne yapacağım? Sana bir şey mi yaptılar? Korkma, onlarla baş edebilirsin. Çekil başımdan be, git. Şule Acar, ziyaretçim var. Ziyaretçim kim? Yürü hadi, soru yok. Yoksa bir daha hiç ziyaretçi yüzü göremezsin. Eğer çetenin eline düşerse işi yaş. Vuracağım. Seni harika. Yapmayın. Vurma. Beni vuracaktın. Günah. Vurmayın ne olur. Yapmayın. Kurbanlıkları bekle. Yazıktır, günahdır. Eğer bir daha gidersen bu karıyı öldürürüm ona göre. Tam gebertme zamanı bunun. İbret alem olsun. Ağam, kaymakam beyin arabası göründü. Yürüyün gidelim. Alın götürün bu karıyı. Ahirima. Gel ki bana. Ben perişan etti kendini. Ana. Ana! Keşke anamı da göreydim. Hele kuleyi alalım. Ananı da görürsün Baran. Hem üç kuruş hem şoför mali olmuyor. Hadi gidiyik. Yürü oğlum, yürü. Hadi Baran, hadi. Sağ olasınız. Sağ olun, hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldin kaymakam abi. Hoş geldin. Sağ olun. Hoş gelmişsin kaymakam bey. Sefalar getirmişsin. Sağ olasın, hoş bulduk. Sağ olun. Düğününüz hayırlı olsun Rasim'e. Sağ olun kaymakam bey. Geçin hele, şöyle oturun. Buyurun. Haydi biz devam edelim. Hadi bakalım. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Hoş bulduk. Buyurun. Nasılsınız? İyiyim Rasim ağa. Sağ olun. Kule ortada yoktur daha. Hele bir gelsin halaya. Biz de kurtuluruz. İyisiniz inşallah. İyi, sağ olun. Ya lakin Tarık, ne iş vardır burada? Ne? Ne oldu ki? Ya yine mahsup olacağım ona. Yine mahsup olacağım ona. Yine mahsup olacağım. Ne iyi. Teşekkür ederim.
Ağa bunları sana takmıştır. Ağanın hediyeleri. Düğünde daha çok takacak. Helim ağana nasıl oldu acaba? Toprak başına güle. Az daha o deli Helime'ye uyup yakacaktın bizi. Hele daha onu sorarsın. Otur erekli ol. Yoksa Razim'den önce ben seni öldüreceğim ona göre. Tamam anne. İçin rahat olsun. Bu iş olacak. Yeter ki Helim ağanaya bir şey olmasın. Hadi yürü. Herkes beni dinlesin. Hadi gün olmayacak. Anladınız mı lan? Şimdi herkes ses etmeden doğsun. Dediğim gibi. Hadi. Dediğim gibi. Bu gün olmayacak. Şimdi ses etmeden dağılın. Hadi. Bana bak Rasim Ağa. Yanlış bir şey etme. Eğer adamların birinin silahından kurşun çıkarsa, ne kadar malı mülkün varsa hepsi talan olur. Anladın? Her yere bomba düşemişim ona göre. Yalan konuşuyorsun. Yalandır öyle mi? O halele bir deneyek ha. Bir ahır malın telef olunca bakayım yine böyle mi konuşacaksın ha? Silahlarınızı arka tarafa atın. Hadi. Söyle adamlarına. Baran. Baran topla silahları. Ne istersiz? Çıkın gidin evimden. Şivan. Ne yapıyorsun? Eskiden sevenleri ayırdım Tarık. Sonra çok pişman oldum. Ölmüş olanları geri getiremem. Lakin sevenleri kavuşturarak belki kendimi affettirebilirim. Şimdi Kule'yi yollayın bu tarafa hadi. Hadi dedim. Hadi lan. Şivan yanlış yapıyorsun. Dur Tarık. Bunlar birbirlerini severler. Lakin o hain herif ayırır onları. Al sevdiğini Baran. Al. Ben gelmeyeceğim Baran. Ben Remzi ile evleneceğim. Ula. Ula. Hani seviyorlardı Şivan. Bırak kız istediğiyle evlensin. Nuri ula. Nuri. Korkma Gule. Ha bunlar var ya. Ha bunlar bize hiçbir şey edemez. Git Baran. Git dedim. Benden sana yar olmaz. Şivan kızı duydun. Hadi uzatmayın. Hadi gidin buradan hadi. Hadi. Neden böyle edersin Gule? Bırak ulan kızı. Gule. Gelme işte.
Gelme işte bunu. Atın o silahı. At. Dokunma ona. At dedim. Tarık. Tarık. Anladın kimi sevdiğini kızın. Anladın. Ne olur bırak Barak. İyi şeyler olmayacak. Gule. Ne olur bırak. Bizim kaderimiz bu. Edecek bir şey yok. Söyle Rasimo. Babam öldü Rasimo. Lakin en son buraya geldi. Şimdi bana. Babamın seninle ne işi vardı ha? Sen ne dersin? Baban kimdir senin? Abbas. Vaktim yok Rasimo. Çabuk konuş. Yoksa... Yoksa... Asarım tetiğe. Bunca masumu kurtarırım elinden. Çabuk. Şivan dur yapma. Sen bilmezsin bunu Tarık. Sen o yüreğin kaldıramaz. Bunda kötülüğü anlayamazsın. Köyün fakir fukara çocuklarını dağa gönderir. Hayatını söndürür. Kendi çocuklarını ecnebi ülkelerine gönderip orada kutur. Hem de bu fakir fukaranın paralarıyla. Yalandır. İftiradır. Kes ulan. De bana. Babam nereden tanırsın ha? Ara, hadi. Kaç. Hadi çabuk. Kule. 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 Kızım. Söyle ulan. Öldürürüm seni. Konuş ulan. Tek bir silah sesini öldürürüm seni. Konuş ulan. Konuş. Vallahi bir zaman burada çalıştı. Sonra birden ortadan kayboldu. Abu Zer vardır. O tanır. O getirmişti bağa. Yakalayın hepsini. Durun, durun. Durun, durun, durun. Ne yapıyorsunuz? Memleketin polisi var, askeri var. Eğer Şivan'ın dediği gibi birbirlerini seviyorlarsa buna hakkınız yok. Zorla nikah kıydırılmaz. Hema yaşı tutmuyor kaymakam bey. Kızın kaç yaşında? 19'unu bitirmiştir beyim. O halde tek bir sorun istemiyorum Rasim'a. Onlar birbirlerini sevmiş. Sana düşen büyüklük yapıp onları affetmek. Haklısın kaymakam bey. Affetmek düşer. Bağışlayın. Size de böyle ayıp oldu. Efendim abi. Alo Yakup mu? Tamam. Tamam hemen geliyorum. Hemen. İyisin Gule. Gel şöyle. Hele gel. Biraz soluklan şurada. Otur. Bırak beni Baran. Bunlar peşimizi bırakmayacak. Bende sana hayır yoktur daha. Hem Helim ana. Şimdi duysa anasını dövmüşler. Vallahi delinir. Konuşsana Gule. Hele anama bir şey mi ettiler? Yok. Bir şey olduğundan değil. Keşkem seni göreydi. Ha. Ya merak etme ya. Ha buradan çıkalım ben onu da aldıracağım. Ya ben bırakır mıyım anamı o zalimlerin eline? Baran. Vaktimiz yoktur. Tez buradan gitmek gerek. Öyle de. O Rasim ağa o topal Zakir'i peşimize katarsa. Biz nereye gitsek bulacaklar bizi. Aha. Durun ya. Ne öyle kötü düşünürsünüz. Her bir şeyin bir çaresi vardır elbet. Hele önce şu nikah işini bir halledek. O zaman Allah'ın izniyle hiç kimse size bir şey demez. Esa mı dersin Siyah Bent abi? Peki nasıl edeceğiz? Kim kıyacak bizim nikahımızı? Dur hele ya, dur. Panik etme, hele bir düşünek. Balayı bulmuşumdur. Balayı bulmuşumdur. Halo Yakup. Halo Yakup'a gideceğiz. O bir şey halledecektir. Halo Yakup'a gideceğiz. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Hadi davran. Hadi. Hadi. Çabuk. Topal. Gel buraya.
Bu ettiğin yanına kalmayacak baran iti. Anandan emdiğin süt burnundan gelecek. Beni düşürdüğün durumu sana öyle bir ödeteceğim ki. Topal! Baran itini bulacaksın Topal. Yerin dibine de girse bulacaksın. He begim, bulurum. Nereye gitseler bulurum. Yeter artık, sus. Saatlerdir aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorsun. Artık ben eskisi gibi değilim. Hiç heveslenmeyin. Beni kullanamayacaksınız. Bak Şule, ben sadece senin iyiliğini istiyorum. Hatırlarsan seni ilk bulduğumda ahırda yatıp kalkıyordun. Ailen seni doyuramıyordu bile. Seni o pislikten çıkartıp... Bilmez miyim? Beni o pislikten çıkarıp bambaşka biri yaptınız. Yok ettiniz beni. Bak Şule'cim. Yeter artık. Bu görüşme burada biter. Şimdi git, bir daha da buraya gelme. Sus ve biraz dinle beni. Kırmızı gönderdi beni buraya. Cezanı fazlasıyla çektiğini düşünüyor. Yarın bıraktığı işi tamamlasın diyor. Hangi yüzle bunu söyleyebiliyor? Beni öldürmeye kalktı. O gece gönderdiği adamı öldürmeseydim hem Mithat'ı hem de beni öldürecekti. Ama şu halime bak. Oğlum hapishanede büyüyor. Şule, bak aklını başına al. Bu teklif senden daha çok çocuğun için önemli. Arada çocuk varken Mithat'ı ikna etmen, yeniden onu ele geçirmen zor olmaz. Sonrasını biliyorsun zaten. Gardiyan, görüşme bitmiştir. Götürün beni. Hadi yürü. Şule, iyi düşün. Çocuğun dışarıda. Başına bir şey gelmesini istemiyorsan, yarın geldiğimde istediğim cevabı alırım. Dokunmayın ona. Öldürürüm sizi. Yürü. Öldürürüm. Gerçekten hadi. Öldürürüm. Dokunmayın yürü. Sakın ona. Dokunmayın. Öldürürüm sizi. Ah kula. Kızım sen olaydın da taş olaydın. Beni de kendini de yaktın. Eğer Gule'yi dinleyeydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Şimdi neye alarsın ki? Buyur ağam. Yürüyün hadi. Dila Hanım hoş geldiniz, geçmiş olsun. Ah, sağ olun, çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun Dila Hanım, aramıza dönmenize çok sevindik. Sağ olun, teşekkürler, sağ olun. Geçmiş olsun Dila Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun Doktor Bey. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun delikanlı. Oğlum Yiğit'in hediyesini ver bakalım, beğenecek mi? Al, ben aldım. En sevdiğim araba biliyor musun? Aa, oğlum sürprizi bozdun ama. Annem nerede Dila abla? O niye gelmedi? Anneni biliyorsun Yiğit'ciğim. Şu an için oradan çıkması biraz zaman alacak. O zaman beni ona götür. Hoş geldiniz. Sağ olun Savcı Bey, geçmiş olsun. Sağ olun. Geldiğiniz iyi oldu Mithat Bey. Yiğit'i çıkarabilirsiniz. Tamam Doktor Bey. Odasını hazırladım tekrar zaten. Tekrar geçmiş olsun Dila. Teşekkür ederim Doktor Bey. Hadi bakalım Yiğit. Gidiyoruz. Hayır, ben gelmem seninle. Ben anneme gideceğim. Neden bu adamla gidiyorum Dila abla? Çünkü o senin... Yiğit'ciğim, annem beraber kalmanızı istiyor. Hayır, istemiyorum. Ben annemi istiyorum. Gitsin bu adam, istemiyorum. Mithat Bey, Mithat Bey durun. Mithat Bey, bu kadar kolay pes edemezsiniz. O sizin oğlunuz. Makul bir yol bulup ona gerçeği anlatmalısınız. Bu onun hakkı. Olmuyor Dila Hanım. Onu gördükçe annesini hatırlıyorum. Yaşadıklarımızı hatırlıyorum. Dünya hali. Hepimiz isteğimizin dışında pek çok şey yaşıyoruz. Allah'ın izniyle iradenizin hakkını vererek hepsini aşabilirsiniz. Şule bir gün hapishaneden çıkacak. Sayılı günler nasılsa bir gün bitecek.
Şimdiden hazırlarsanız kendinizi tekrar iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. Ben ona inandım Dila Hanım. Evlendi onunla. Her şeyimi verdim. Ama bir gün öğrendim ki hepsi bir oyunmuş. Siz de bu kadar kolay inanmayın ona. Kırmızı için çalışıyor. Aysun Önder onu kullanıp bizim gibi devlet yetkililerini kontrol altında tutmak istiyormuş. Yani bir kontrol ajanı. Bu nasıl düzeltilebilir ki? Sıradan bir ihanet değil yaptığı. Öyle bile olsa bunda Yiğit'in bir suçu yok. Ayrıca Şule eskisi gibi değil. O çok iyi biri. Ah Dila Hanım. Ne kadar temiz kalplisiniz. Gidip sorun bakalım. Müslüman olduğunu söyleyebilecek mi? Bul onları topal Zaki. Sonra dile benden ne dilersen. Dayım Rasim Ağa sana istediğin neyse verecek. Yeter ki bu. Öyle değil mi ağa? Remzi, rahat bırak adamı. Burada dağ taş ondan sorulur. Eski avcıdır o. Ondan başka kim bu işi bilecek? Eyvallah. Eğer sakatlanmayaydım, gene dağdaydım. Hem oldu işte. Sen hiç telaş etme. Elimle koymuş gibi bulacağım. Heh. Baran. Baran dikkat et. Yavaş. Dikkat et. Kule düşmesin. Gel. Baran gel. Baran. Ev buradır. Siz içeri girin. Ben babamla bacımın cenazesine gideceğim. Belki orada bizler bulurum. Heh, ben gelene kadar inşallah nikahınız kıyılmış olur. Sağ olasın Şivan abi. Ha bizi yalnız bırakmadın. De hadi Allah'a emanet olun. Hadi koçum. Hadi. Kule. Hadi geç. Hop. Selamun aleyküm abi. Biz halo yakıp için gelmişiz. Ve aleyküm selam. Hoş gelmişsiniz. Halo yoktur. Ama siz buyurun. Geldiğinde görüşürsünüz. Sağ ol abi. Hadi Zakir. Sen iz bulacaksın diye kaçacak namussuzlar. Buldum abi buldum. Dellenme. Dellenme. Aha işte bu yoldadırlar. Nereye gider la bu yol? Namussuz Şivan. Bu yol Halı Yakup'un dergahına gider. Yürüyün la. Tez edin. Onun dergahına sığınırlarsa vallahi işimiz çok zordur. De hadi tez edin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kusura hoş bulduk bakmayın. Kaymakam Bey. Ne kusuru? Buyurun oturun buyurun. Çay ister misiniz? Allah razı olsun Kaymakam Bey. Ben içmeyeyim. Zaten çok kalmayacağım. Biliyorsunuz kutlu doğum haftası yaklaşıyor. Düşündüm de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün alemlere rahmettir. Eğer biz de bu haftayı bir fırsat bilsek, çoluk çocuk, kadın erkek, zalim mazlum, kim varsa bir el uzatsak. Büyüklerimiz bize hep şunu öğretirlerdi. Medreselerde okurken, Peygamber Efendimiz anıldığı yerde ruhaniyetiyle hazır bulunur. Çok sıkıntılı günler yaşasak da inancımız o ki, bizler horozu çoktan ötmüş, kutlu şafak demlerindeyiz. Belki bu kutlu doğum bizim aydınlık şafağımızın vaktidir. Öyle programlar yapalım ki toplumun temel harcını peygamber sevgisiyle yeniden bir karalım. Sebebi ziyaretim budur.
Bilirsiniz, bizim insanlarımız kendileri yapmasalar bile başındakini bu konularla ilgili ister. Elbette Halo, ne demek? Seve seve. Siz düşündüklerinizi söyleyin, el birliğiyle çalışırız. İnşallah güzel ve verimli bir çalışma olur. O herkesin peygamberi. Ne yapsak hem yeridir hem de hakkıdır. İnşallah, inşallah. Tarık Bey, af buyur Halo. Tarık Bey, cenazeler defin için hazırdır. Tamam abi, geliyorum hemen. Tamam Tarık Bey. Ben de müsaade isteyeyim. Otursaydınız, hemen kalktınız. Senin işlerin var. Makamlar ancak ihtiyaç kadar kalmak içindir. Sizi meşgul etmek, ahalinin hakkını gasp etmek olur. Yine görüşeceğiz nasıl olsa. Çok teşekkür ederim hala. Bu inceliğinizin kaynağı da Peygamber Efendimizin eseri değil mi? O hepimizin peygamberi. Her hareketimizin de ölçüsü. Allah bizi ondan uzak etmesin. Amin. Yılmaz! Abla! Yılmaz! Canım kardeşim! Kardeşim! Ablacığım! Allah'a şükürler olsun buradasın. Ablamsın, anamsın. Allah senin eksikliğini vermesin bize. Hala ben de seni çok özledim. Berfin, gel. Gel. Seni 3 defa rüyamda gördüm. Bir daha gitmeyeceğim. Seni de İbrahim'i de bırakmayacağım. Bak sana hediye aldım. Bana hediye mi aldın? Ne kadar güzel bir toka bu Berfin. Teşekkür ederim, çok güzel. Tıpkı senin gibi. Dila, Dila. Dila, Tarık abi seni arıyor. Efendim Tarık. Tamam, ben de gelmek istiyorum. Ha, hemen çıkarım. Abla ne oldu? Şiva'nın babasıyla kardeşinin cenazesi varmış. Ben de geleyim abla, beraber gidelim. Tamam. Ay, ya yazık Şiva'na. Şimdi ne haldedir? Allah sabır versin vallahi. Hadi. Hala gene geleceksin değil mi? Evet, evet geleceğim. Hem de çok çabuk geleceğim. Tamam tamam gidin siz. Ben buradayım zaten, bakarım Berfin'e. Hadi, hadi bakalım. Gel Berfin, hadi. Hadi çocuğum. Yürü bakayım. Hadi. Ha. Kesman ablanızı üzmeyin. Ha. Gelin bakalım. Dila abla, anneme ne zaman gideceğiz? Gideriz Yiğit. Sen İbrahim'le oyna biraz. Bugün geç oldu, yarın gideriz. Hadi abla. Gidelim. Hadi bakalım, yürüyün. Buyur abla. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel mürselin. Alâ sıratim müstakim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون Vallahi hiç anlamadım. Resmen babamın katiline baba dedim.
peşinde dolaştım. Allah'ım sen aklımı koru. Del olacağım sanki miyav. Del olacağım sanki miyav. Neye ettin Baran? Neye başını belaya koydun? Bitecek bu iş. Korkma Gülem. Hepsi geçecek. Gelmiş midir Halo Yakup? Tamam mıdır? Kıyacak mı nikahı? Dur hele sakin ol kurban. Halo ilçeye inmiştir. Yarın dönecekmiş. Eğer isterseniz buralarda eğleşin. Yok eğer işiniz varsa gider yarın gelirsiniz. Ne edeceğiz şimdi? Rasim ağa buraya gelmeden çıkak gidek buradan. Yoksa gelir bizi burada bulursa bu adamlara da sıkıntı verir. En iyisi Şivan'ın mağarasına gideriz. Şivan da oraya gelecek nasılsa. Yarın Allah kerim. Tamam. Begim, dergaha gitmişler. Bir hata etmeyesin Topa. Yok ağam, bu işte ne zaman yanlış yapmışım. Hele gidek, bakak. Vallahi da billahi de oradadırlar. İyi o zaman. Burada bir şey yapamayız. Köyün çıkışında pusu kuralım. Çıktıkları an indirelim şerefsizi. Kızı alıp gidelim, anlaşıldı. Aman Gülay'a dikkat edin, ona bir şey olmaz. Sen burada kal, haber et bize. Hadi Eleme. Razım ağa gelmeden git. Ortalıkta kimse yoktur. Ne olacak bu iş Besri? Son nereye varacak? Düşünme bunları Helime. Bak ben bir yiğidi sevmiştim, evlendim. Lakin ne onun ne de oğlumun ömrü uzun olmadı. Oğlumun cenazesi bile yoktu. Kurda kuşa yem oldu yavrucak. Sen bir oğlunu kaybettin. Kocanı kaybettin. Bunlara mı dayanmayacağız? Çok şükür ki kaçtılar. Sevenler kavuşacak inşallah. İnşallah Besriye. İnşallah. Allah yardımcıları olsun. Beyler. Kusura kalmayın. Cenazeleri almaya gelmişim. Neden? Ne akıllı diyorsunuz? Baba kız Ermenidir. Ortada kayıt kuyut vardır. Kendi inançlarına, usullerine göre gömülecekler. Ne oluyor la? Delmin. Burada soy ağacın yazılıdır. Sen Kürt de gitsin. Öldürülen gerillalar da Kürt değildi, tıpkı bizim gibi. Buyurun. Yani bunun için bana Kürt'te gitsin dediler ha. Burada nüfus kayıtlarında sabittir. Aha da bu da vasiyetidir. Evet, doğru söylüyor. Yapacak bir şey yok. Alın cenazeleri. Demek değilmiş ha. Kapaklarını da kapatın.
Ne durur lan bu? Bu nasıl şüphele? Adam der ben senin baban değilim. Hem o da bana dedikler gibi Ermenidir işte. Bu iş iyice karıştı. Bütün anahtar sendedir Abuzer. Ben her şeyi anlatacağım. Başka ölü yoktur Abuzer. Başka ölü yoktur. Kalo, selam aleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Niye çekersin beni? Sen kimsin? Tanıdım seni. Abbas'ın oğlu değilsin. He mi? Ben de bilirdim. Hem öğrenmişim ki ne Abbas benim babam ne de Zehra benim bacımdır. Nasıl yani? Ben bir şey anlamadım. Bak Halo, hastanede Zehra'yı gördüm. Bacım bildim onu. Onun için hapse gittim. Babam bulayım bacıma getireyim diye. Ya ben ne bileyim ki babamın katilinin ardından baba diye gitmişim. Bu ne biçim şeydir değerle? De kurban oldum. Belki bir bildiğin vardır ha? Anlat hele. Yok oğlum. Ne bileyim ki ben? Ne bileyim ki ne anlatayım sana? Senelerdir zaten içeridedir. Halo. Beni deli etme. Ne bilirsen konuş. Rasim senin adını verdi. Rasim can derdinden yalan dememiştir bilirim. Benim Abbas'a baba demem. Abbas'ın asıl babamı öldürmesi. Valla deli olacağım. Deli olacağım ya. Hocamın izni ne yapıp ne edip bulacağım. En iyisi mi? Ben daha delirip ortalığı birbirine katmadan sen bildiklerini anlat. Anladın? Hayırdır Abbas? İyi gitmedi bize. Babasını öldürdü. Hem aç ocak dayamadı valla. Vicdanım el vermedi Sabri katletti. Sen ne dersin Abbas? Rasim'a duyarsa çocuğun yaşadığını vallahi ne seni yaşatır ne de beni. Bir yolunu bul. İlla bu çocuğu öldürdüğünü sansın. Bulacağım elbet. Bulacağım da. Hele önce şu çocuğu bir ısıt. Soğuktan dondu. Getir el eder. Gel el eder. Ha bize. Ben bu çocuğa evlat edineceğim. Lakin bana söz vereceksin. Ne buna ne de bir başkasına demeyeceksin. Sen inançlı adamsın. Kur'an el basacaksın. Tamam. Getir el içeri. Benim öyle bir işten haberim yoktur. Kusura kalma. Kalo, gözünü seveyim etme. Bak, senden başka gidecek kapı yok. Abbas'ı bilen bir sensin. Sen demesen. Anamı, kardeşlerimi nasıl bulurum ha? Belki de bana ihtiyaçları vardır. Öldüler mi, kaldılar mı bilmem. Keşke bileydim kardeş. Bileydim seni böyle bırakmazdım. Elbet derdim. Ama hiçbir şeyden haberim yoktur. Kalo, ya belki Abbas'ı... Abbas tanıyan başka biriler vardır ha. Ne olur ben onlara göndersen. He? Belki biz bulurum ha. Ulan eğer ben de şivansam Allah'ın izniyle inşallah bulacağım. Babam kimdir? Neye vurmuşlar? Anam nerededir? Her bir şey elbet öğreneceğim. Seven sevdiğini elbet bulur. Ulan seven sevdiğini bulur dedin de. Yapar anla kuli. Ulan kendi derdime düştüm. Çocuğun derdini unuttum ha. Hadi oğlum Şivan. Yürü oğlum hadi. Mithat Bey. Buyurun Dilan. Yiğit hapishaneye geri dönmemeli. Ama beni istemiyor. Gördünüz işte. Asıl siz onu istemiyorsunuz. Geçmişi unutmalısınız. Ona gerçeği söylemelisiniz. İkiniz de birbirinizi kabul edip yeni bir hayata başlamalısınız. Farz edelim dediğiniz gibi yaptım. Ne değişecek? Yiğit beni isteyecek mi? Bunun yolu Şule'yi affetmenizden geçiyor. Gerçek ortaya çıkarsa annesi rahatlayacaktır. Size destek olacaktır. Şule ile konuşmalısınız Mithat Bey. Birlikte açıklamalısınız aranızdaki bağı. Yiğit... Gerçekle yüzleşmedikçe sizi istemeyecektir.
Ona babası olduğunuzu açıklamak zorundasınız. Lütfen Dila Hanım. Bir daha Şule'nin hayatıma girmesini istemiyorum. Belki de zamana ihtiyacınız var. Kafanızı dinleyin. Ama ne olur iş işten geçmeden kararınızı verin. Söz konusu ortada bir çocuk var. İçinize sinmese de katlanmalısınız Savcı Bey. Sayın savcım, iki gözaltı var. Acil ilgilenmeniz gerekiyor. Bu nasıl olur? Sen hala nasıl bu konumda çalışabiliyorsun? Bekliyoruz sayın savcım. Bana bak. Bu işin peşini bırakmayacağım. Tarık. Unutma, Tarık, peşini bırakmayacağım. Hey! Kaymakam Bey, lütfen. Bunun hesabını vereceksin Kaymakam Bey. Acısı çıkacak senden. Allah razı olsun abi. Biz düşündük, gidek, yarın gelek. Ha, bizi aramaya biri gelecek. Dersin ona. Dağdaki evinde bekleriz onu. Tamam, selametle. Selametle abi. Gel Güle. Ula Remzi, başka taraftan gitmesinler. Her yola bir adam dikeydin. Hiç merak etme ağa. Hiçbir yerden kaçış yok durumda. Ağam, az evvel Alun'un evinden çıktılar. Buraya doğru geliyorlar. Yatın ula, ses etmeyin. Güle'ye dokunmayacaksınız. Baran'ı gebertin yeter. Ağam. Sen günahkar kullarını bile tövbeye koysa geri çevirmezsin. Yüzüm karadır sana karşı. Bir şey isteyecek yüzüm yoktur. Ama tövbe yolunda yürümeye uğraşırım. Kurban oldum Allah'ım, sen bana yardım et. Hele sağ sanamı, kardeşlerimi bulayım Allah'ım. Sen bana yardım et yarabbim. Ulan ne oluyor böyle? Gel Güle, gel, gel Güle. Adam kimin kızı var? Yoksa kendine de Güle'ye de yazık edecek. Nereye gitsem bulur öldürürüm seni. Korkma Gülen. Bunlar var ya hiçbir şey edemeyecekler. Baran! Hoş Güle. Baran! Hadi!
Yürüyün hadi. Baran, gözünü seveyim. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Bana bir şey etmezler. Hem de seni öldürürler. Hadi hadi. En iyisi sen kaç kurtul. Beni de bırak. Yoksa bunlar kıyayda. Sensiz yaşayacaksam ömrüm daha iyidir Gülen. Gebertin şerefsizi. Bırakın Rasim Ağa, öldürmeyin onu. Ne olur öldürmeyin. Hadi Baran. Bırak beni. Ben Gule olmadan yaşayamam. Delirdin mi ulan? Gelmeyeceğim, bırak hadi. Beni. Ulan kendini de öldüreceğim beni de. Hadi. Gelmeyeceğim. Bırak beni, gelmeyeceğim. Bırak. Gelmeyeceğim. Hadi. Bırak beni Şivan. Ulan yürü. Gelmeyeceğim. Bırak, bırak beni. Ulan bırak. Bak gel dedim. Bırak. Bırak. Ulan yürü. Yürü lan. Bırak Şivan. Bırak. Bak, ulan gel. Gel. Aslanım ne oldu sana? Kim vurdu seni? Katil. Seni askere teslim edeceğim. Seni mahpuslarda çürüteceğim. Kendi ellerimle teslim edeceğim. Katil. Katil. Neydeydim ha? Dağ gibi yeğenimi öldürmüştü. Al. Cezası neyse çeksin. Bırak beni, bırak. Dur kadın, dur. Bırak dedim. Bırak beni. Verdiler de günahıma girdiler. Yapmayın. Gözünüzü seveyim, yapmayın. Tamam, tamam. Oğlum bir suçu ya.
Biraz karlı dağlar kar ile boran. Remzi ana. Güle değil. Kim dinler seni oğul? Rasima, adamları. Hepsi şahit yazıldılar. Kızı götürdüler oğul. Ah Güle. Yaktın beni Güle. Yaktın beni. Ne edeceğim ben şimdi? Güçlü ol lan. Güçlü ol. Salma kendini hemen ulan. Salma kendini. Nasıl olacak Şivan? Mahpusladır artık. Nasıl olacak? Lan hızırlar dursun ha. Deriz gereksizse mahpustan kaçırırsa. Yeter ki sağlam bir kafayla düşünelim ha. Koymadın ki sağlam kafa. Koymadın ki. Koymadın ki sen. Koymadın. Yazık. Suçun sabit görülmüş. Mahkemeyi hemen yaptıklarına göre işin zor. Seninle daha sık görüşeceğiz. Ben günahsızım abla. Vallahi billah ben öldürmedim. Burada zaten suçlu hiç kimseyi bulamazsın kardeş. Herkes günahsızdır. Geçmiş olsun. Hadi Allah kurtarsın. Geçmiş olsun. Allah kurtarsın bak. Allah kurtarsın kızım. Geçmiş olsun. Allah kurtarsın kardeş. Geçmiş olsun kardeş. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Avcin abla. Güle. Kız. Sensin ha? Avcin abla. Geç otur şöyle. Ne kadar değişmişsin. Ben seni gördüğümde daha çocuktum. Değişik tabii ya. Ne işin var kız burada? Neye girdin? Sorma abla. Rasim Ağa'nın yeğeni bana göz dikmişti. Baran tuttu vurdu. Rasim Ağa işi benim üstüme yıktı. Vay namussuz. Korkma. Eğer suçsuzsan illa çıkarsın. Anamgil nasıldır? İyidir. İyidir. Hemen ne kadar iyi olsun ki Avcin abla. Rasim Ağa perişan etmiştir insanları. Çetin bir tarafta, Rasim Ağa bir tarafta. Aç aç çalışırlar. Buradan bir çıksam o Rasim Ağa'nın canına ot tıkayacağım, ot. Neyse hadi. Geç bakalım. Şu üst yatak senin. Geç oraya yat. Kız sizin köyden herhalde abla. Mücadelemize katılması kolay olacak. Evet, aynen öyle Melahat. Kızı kafalamak kolay. Thank you.
abla. Ellerim yok. Ellerimi sen çaldın benden. Ben sana bir şey yapmadım Gülen. Ellerine ne oldu? Biri de diğer kızların arasına katacaksın. Şimdi ellerimle başladım. Yakında beni de onlar gibi yapacaksın. Nasıl yani? Ne diyorsun Gülen? Hiçbir şey anlamıyorum. Sen onları öldürdün, zehirledin. Çoğu daha da öldü. Çoğunun imanını yok ettin. Şimdi sıra bana geldi. Bana da aynısını yapacaksın. Yok, etmeyeceğim. Vallahi billahi etmeyeceğim. Söz veriyorum. Gülen! Gülen gitme! 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 Açın! Açın! Nasıl açtın bu kapıyı Dilan? Bununla. Bu senin yaptığın iyiliğin anahtarı. Bazen hayatımızda ufak görüp küçümsediğimiz iyilikler yüze bine katlanır. Bize kurtuluş kapılarını açıverirler. Ama bu nasıl oldu ki? Burası neresi? Burası benim gibilerin dünyası Avcı. Namaz kılarken, dua ederken, ruhun kanatlanıp gezdiği yerler burası. Bu güzelliklere daha dünyada yaşatılan ilk ödüller bunlar. Nasıl, huzurlu değil mi? Sen de bu huzuru sürekli yaşamak istersin umarım. Evet. Sebep olan yapan gibidir. Dağa gönderdiğin her genç senin boynunda mesuliyettir. Artık vicdanındaki iyiliğe kulak ver. Bir yola girdin Avcı. Sakın vazgeçme. Önemli olan dünyadaki kurtuluşumuz değil. Dünya bir. Gelir geçer. Ötelerde hiç solmayan baharlar var. Bizi bekliyor. Ana, baba. Ben de sizinle kılsam olur mu? Tabii. Ama önce abdest alman lazım. Alırım o zaman. Ama biriniz gösterseniz nasıl alındığını. Tamam, ben gösteririm. Yani şimdi sen onlarla namaz mı kılacaksın? Aklın varsa sen de gel Melahat. Bir gün hepimizi kullanıp atacaklar. Gel biz kendi özgürlüğümüzü seçelim. Allah yolunda özgür iradesi olmayanlar yürüyemez zaten. Bu nasıl olur? Nasıl böyle bir insan bir anda bu kadar değişebilir ki? Nasıl? Şşş! Kalk kız. Senin ziyaret için gelecekti değil mi? Hı. Hemen meali haber vermemiz gerekiyor. Avcı ihanet etmiştir bize. Anneme hediye alacak mıyız Dila abla? Alırız tabii. Yaşasın. Dediğimi yaptın mı? Yaptım, merak etme. Güzel bir sürpriz olacak. Hadi bakalım çocuklar.
Ya, ya Dile beni de bekleyin. Hadi Kezban çabuk hadi, ol. Hadi Kezban çabuk ol. Ay geldim geldim. Demek suçu senin üstüne yıktılar ha? Merak etme. Masumsan bir şekilde kurtulursun. Baran'ınla tam evlendik derken şu başımıza gelenlere bak. Üzülmeyi bırak artık. Hepimiz bir şekilde yara almış insanlarız. Benim oğlum dışarıda, ben içerideyim. Hasretinin ne kadar yaktığını bilemezsin. Ama sabretmek zorundayız. Melihat, ziyaretçim var. Haber göndermişsin. Avcin yoldan çıkmıştır artık ha. Onu halletmemiz gerekecek bir şekilde. Ürgüt görevi sana verecek. Altından kalkabilecek misin? Kalkarım tabii. Siz ne sandınız beni? İyi. O zaman yeni hapishane sorumlumuz sensin. İlk görev Avcı'nın işini bitireceksiniz. Anlaşıldı? Başımla beraber. Hiç şüpheniz olmasın. Bugün bitirin işini. Daha fazla yaşamasın ha. Diğerleri ona özenirse, namaz mamaz kılmaya kalkarlarsa tekrar toplayıp bir çizgiye sokmak çok zor olur. Değil mi? Sağ ol bacı. Nasıl yapacağız Şivan? Nasıl kurtaracağız onu? Hiç korkma. Haber almışım. Sağlık kontrol için çıkaracaklar. Ne zaman çıkaracaklarsa saldırıp alırız kız Baran. Bilmem ki. He ben hiç yakalanmamışım. Yani bu işler nasıl olur hiç bilmem ben. Eğer öyleyse bile ne zaman götürecekler onu? Nasıl öğreneceğiz Şivan? İkimiz de kaçacağız. Aslında araya çok zaman girmeden sağlık kontrolüne götürmesi gerek. Hemen başka bir şey çevirirlerse bilemem Baran. Öğrenmek gerek. Öğrenmek. Çalış ulan çalış. Hadi bakalım. Hadi acele edin. Ben annemi çok özledim. Ben de çok özlemiştim. Ama artık annem geldi. Sana da çok özle. Sevgi de gelsin. Tarık biz geliriz. Geri dönmene gerek yok. Tamam Dile. Benim işlerim var zaten. Hadi. Hadi Kezban. Çok şükür Dile çıkmıştır. Yoksa vicdan azabında kahrolurdum. Boş ver şimdi Şivan. Hele ne olur bir çare düşün. Ben buldum. Canın sıkma sen. Dila çok iyi bir kızdır. Öğrenir bize Gule'nin hastaneye götürülüş zamanını. Hadi gel benimle. Hadi nöbetle. Ula bu Şivan'a ne kadar benzer? Vay. Ah Şivan ah. Baran, burada bekleyeceğiz. Hey.
Şule Acar, ziyaretçim var. Geldim. Gözün aydın. Senin de ziyaretçin var Avcin. Allah Allah. Kim gelir ki? Yeni lideriniz benim. İlk emrim Avcin'in ortadan kaldırılmasıdır. Anne! Anne! Oğlum! Canım! Şuleciğim, benim ufak bir işim var. Hemen geliyorum. Tamam. Kızım. Geldin ha. Avşin, kızım yavrum. Babam. Kızım, ciğer pare. Hay Allah, sürprizi kaçırdım. Dilan, sen Allah razı olsun Dilan. Sen olmasaydın onları göremeyecektim. Asıl sen olmasaydın ben şu an çocuğumun yanında olamayacaktım. Senden de Allah razı olsun. Neyse, siz hasret giderin. Benim de işlerim var. Dila. Hakkını helal et Dila. Helal olsun avcı. Sen de helal et. Kızım. Yavrum benim. Kardeşlerim nasıl? İyiler mi? İyiler. Gel gel. Batuhan komutanı çağır bak. Tamam. Baran'la Şivan'ı gördüm Batuhan komutan. Hapishanenin önündeler. Vay şerefsizler. Bak fırsat mı fırsattır Batuhan. Yoksa ikisi de başımıza bela olacak. Yok edelim onları. Diğerlerine haber et, hemen çıkıyoruz. Hadi hadi hadi. 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 Allah razı olsun Dila. Onunla ilgilendiniz. Aslında daha çok Mithat Bey ilgilendi. Ama... Görüş bitti. Daha yeni başlamıştık. Ne çabuk bitti. Bitti dediysek bitti. Hadi işinize. Bak Yiğit. Burası gördüğün gibi sana göre bir yer değil. Sen bundan sonra babanın yanında kalacaksın. Nasıl yani? Benim babam nerede ki? O adam... Yanına gelen Mithat, o senin baban. Ben onu istemiyorum, ben seni istiyorum. Ben onu tanımıyorum, sevmiyorum. Yapma böyle Yiğit. Hadi üzme beni. Alışana kadar bizimle kalır Şule'cim. İbrahim'in yanında. Sonra düzeltiriz. Ama tabii Mithat Bey'in de adım atması gerekiyor bunun için. Hadi gel seni oyuncaklarımla öğreteyim. Bana ne, istemiyorum. Ama Dila ablalarda çok güzel kuşlar varmış. Hı-hı. Öyle değil mi İbrahim? Hı-hı. Benim de zaten az kaldı. Çıkacağım yakında. Belki iyi halden serbest bırakacaklar, bilmiyorum. İnşallah. O zaman ben de Dila ablanlara gelirim. Gerçekten mi? Evet. Çok sağ ol Yeter. Senin sayende tekrar okula döndüm. Yardım etmeseydin bir daha öğretmenlik yapamayacaktım. Öyle deme Yılmaz hocam. Zaten hep benim yüzümden başınıza bu işler geldi. Öyle değil. Çok şükür daha bitti. Çok şükür Yeter. Çok şükür. Hocam, şimdi okuldakiler heyecandan sizi bekliyordur. Vallahi herkes çok sevinecek. Hadi bakalım. Çocuklar, çocuklar yapmayın. Yavrum dur, dur. Yavrum yapmayın çocuklar. Ya indirin beni. Yılmaz hocam, indirsene beni. Ya ne yapıyorsun? Yılmaz hocam. Merhaba Aysun Hanım. Kırmızı gönderdi. Şule ile ilgili gelişmeyi soruyor. Kırmızıya söyle kız ikna olacak gibi değil. Eski Şule yok artık karşımızda. İstese de istemese de eski Şule olacak. Çünkü elimde onu perişan edecek belgeler ve görüntüler var. Cevat'ta çekilmiş tonlarca resimleri var. Deli misin sen?
Kızın hiçbir şey umurunda değil diyorum sana. Zaten kocasından ayrılmış. Bizim onları tekrar birleştirmeye ihtiyacımız var. Ayırmaya değil. O zaman ne şıkkını uygulayacağız? Oğlunu kaçıracağız. Hadi yürüyün bakalım çocuklar. Gel bakalım. Kuşkanım. Ay. Dilap bacı. Şivan ne işin var burada? Kezban, meraklı meraklı. Yanda da laf söylenmez ki. Neyse, Dila. Bu baranın sevgilisi var ya. Suçsuz yere hapse atılmıştır. Ne alır yardım et Dila bize. Tek isteğimiz sağlık kontrolü için ne zaman çıkaracaklardır. Şu kıza yani da yiyecek bir şeyler bulmak lazım. Geldiler. Gule. Buraya gel. Hadi bitir işini. Ne olur abla, bana bir iyilik yapasan. Kusura bakmayın Şivan, ben bir şey yapamayacağım. Bu işlerin sonu nereye varır belli olmuyor. Bu, laf emin. Ne yapacağız şimdi Şivan? Ha biz nasıl öğreneceğiz? Bekleyeceğiz Baran. Bekleyeceğiz. Kaç gün sürerse sürsün bekleyeceğiz. Elbet çıkacak hapisten. Yoksa bu kuleye götürecek arası olmasın. Nereye gidiyoruz? Tatile gidiyorsun. Nereye gideceksin? Sağlık kontrollerin yapılacak. Hastaneye kadar gidip geleceksin. Avcım, kızım, yavrum. Kızım, ciğerpare. Artık vicdanındaki iyiliğe kulak ver. Bir yola girdin avcım. Sakın vazgeçme. Önemli olan dünyadaki kurtuluşumuz değil. Dünya bir, gelir geçer. Ötelerde hiç solmayan baharlar var. Bizi bekliyor. Örgüte ihanetin cezası budur işte. Kezban, sen çocukları eve götür. Ben hemen geliyorum. Tamam Dila. Hadi in bakalım. Tarık. Tarık. Tarık, Şivan'ı gördüm. Hapishanenin önünde. Rasim Ağa'nın köyünden bir mahkumu kaçırmak istiyorlar. Ne diyorsun Dila? Hadi. Vallahi odur. Vallahi Güle'dir Şivan. Yürü lan. Yürü yavru ceylanı. Binelim oğlum hadi. Hadi. Hadi yavru ceylanım benim.
oldu kurban? Kıpırdama lan. Kıpırdama. Dön. Dön arkana. Sakin ol. Sakın yaklaşmayın. Yoksa bitiririm işini. Ona göre. Sakin ol. Yanlış bir şey yapma. Sakın kıpırdamayın. Baran. Silahlarınıza davranacak olursanız vururum size. Daha hızlı, daha hızlı. Hadi, hadi. Size zarar vermeyeceğiz. Atın silahlarınızı. Yeter ki atın silahlarınızı. Hadi. Hadi atın. Atın. Gülüyam, Gülüyam. Hadi. Çabuk et. Acele et. Hadi Gülüyam, hadi Gülüyam. Kelepçelerin anahtarlarını verin. Anahtarları ver. Hadi çabuk aç. Aç kelepçeyi. Hadi. Niyetimiz kötü değil. Hadi. Beyler, derin güçler, gizli cemiyeti sırrıye, konsey toplantıları, karar aldığımız kurullar, kurumlarda yapılanmamız, onlarca psikolojik, stratejik eylem planlarımız bir bir deşifre oluyor. Hiçbir şey yapmadan olanları seyretmek ve inanmadığım, bana ters gelen şeyleri söylemekse daha ağır geliyor. Efendim, arkadaşlarımız başa geçeceğiniz günü yıllarca bekledi. O gün geldiğinde her şeyin değişeceğine, tekrar gücün bize geçeceğine inanıyorlardı. Bize hesap soranların hesaba çekileceğini ve devam eden Erkenkondu davasının bitirileceğini beklerken, beklenmedik bir şekilde mahremimize girildi. Ben demesem de arkadaşlarda genel düşünce gelen gideni aratırmış ve bundan sonra artık bir şey değişmez şeklindedir. Bu kadar açık konuştuğum için özür dilerim. Efendim, kurumlardaki arkadaşlarımızın morali gerçekten bozuk. Biz bir şey yapamazsak bu gidiş daha da kötüye gidip çözülmeler başlayacak. Ayrıca kullandığımız kurumlardaki piyonların ve bize çalışan elemanların bilgi sızdırmasıyla her gün ölüp ölüp diriliyoruz. Her gün acaba bugün geçmişteki olaylardan ne sızacak diye düşünmekten kalbimiz duracak gibi oluyor. Beyler, benim durumum kolay mı sanıyorsunuz? Bana her gün imzasız, tehdit içerikli mektuplar, mailler geliyor. Benim için açıktan veya örtülü yayınlar yapılıyor. İçine düştüğüm durumu bir düşünün. Ama bu mücadele, asırlardan beri devam eden iktidar ve hakimiyetin bu topraklardaki mücadelesidir. Moralimiz bozulsa da, planlarımız her gün deşifre edilse de, yılmak yok, savaşa devam. Geçmişte nasıl terörü azdırarak yolumuza devam etmişsek, şimdi iktidarın demokratik açılımla bitirmeye çalıştığı terörü, bizler örgütün tekrar canlandırılmasıyla ipleri elimize alacağız. Efendim, bahar hamlesi adı altında ülkeyi karıştırmanın, terörü azdırmanın tam zamanı. Örgüt de kış dönemindeki hareketsizliğinden ancak bu şekilde uyanır. Örgütün kaybolan dinamizmi önemli problemlerimizden biri. Demokratik açılım lafı kamplardaki örgüt elemanlarının kafasını bulandırdı. Yıllarca en önde giden örgütün elebaşlarında bile din, vatan, aile sevgisini bitirememişiz. Hiç tahmin edemeyeceğimiz örgüt elemanlarından ailelerine haber gönderenler, ilk fırsatta kaçmanın planını yapanlar var. Şimdi bu bir iki ayı hem terörü hem teröristi uyandırarak saldırılarla geçirmeliyiz. Efendim, medya olarak bu dönemde ne kadar sıkıntı çektiğimizi biliyorsunuz. Bizler o kanlı günler için yayın yapacağımız anı bekliyoruz. Ekranlara kimlerin çıkacağını, manşetlerin ne olacağının çalışmasını da yaptık. Siz emredin, ben düğmeye basarım. Tıpkı geçmişte yaptığımız gibi. Efendim, küçük bir kıvılcımla ülke patlamaya hazır bomba haline gelebilir. Bölge halkı Erkenkonducuların bir uzantısının örgütü kullandığını bilmiyor. Şimdi tam zamanıdır.
Bu bir iki ayda bölge halkının da kullanılacağı şehir yapılanmasının da içinde olduğu geniş katılımlı operasyonla ülke pini çekilmiş bomba gibi olacak. Bu kararımız çok önemli. Örgütün şehir yapılanmasıyla birlikte dağ kadrosu da devreye sokularak korsan eylemlerle, molotoflu saldırılarla, büyük metropollerde kanlı saldırılarla ülke karışacak. Ayrıca örgüt içindekilerinin ve bölge halkının umutlarını bağladığı demokratik açılımda önü alınacak. Herkes bu sevdadan vazgeçecek. En önemlisi de iktidar 2011 seçimlerine terörü bitirememiş ve bölge halkını da kaybetmiş olarak girecek. Ve bizim istediğimiz koalisyonun önünü açacaktır.